Tarihi Pınar Pazarı, Eğirdir ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yeşil bir alan içerisinde geleneksel olarak kurulan bir pazardır. 600 yıllık bir geçmişi vardır. Ağaçlarla kaplı, kaynak soğuk suyu ve havası olan ideal bir mesire yeridir. Yemyeşil bir düzlük, gürül gürül akan soğuk suları bulunan, mesirelik ve belli zamanlarda geleneksel pazar kurulan Bağlar Mahallesi sınırları içerisindedir. Her yıl Eylül ayından itibaren 8-12 hafta devam eder. Haftada bir gün, pazar günleri panayır mahiyetinde kurulan pazarda, Eğirdir ve çevresindeki köylerden üretilen ürünlerin yanı sıra her türlü ticari eşya, koyun, keçi, sığır, üretici tarafından getirilen süt ürünleri, yerli sebze ve meyveler satılır. Yüzlerce yıllık hasat bayramı geleneği devam eden pazarda hemen orada kesilen koyun ve keçi etleri tandırlarda ve ızgaralarda pişirilerek açık havada müşterilerine sunulur. Kebapçı fırınları, açık hava lokanta ve kahveleri pazara gelenlerle dolar taşar. Pınar Pazarı son haftasını takip eden bir günde Kadınlar Pınar Pazarı olarak tertip edilir. Bu günde kadınlar el nuru, göz emeği olan oyalarını, işlemelerini satışa sunarlar. Ayrıca adetlere uygun olarak da kız beğenilir. Ertesi günde Konne Bucağı mahallesinde harhar denilen yerde aynı mahiyette bir mesire daha yapılır. Bu pazarda alışveriş yapılarak ihtiyaçlar karşılanır. Mahalle yemekler yenilip oyunlar oynanarak takip edilir. Üzükten soğuk algınlığı, karnı ağrısına kekik var, çay var, kantaron var. Kantaron hangisi? Sarı kantaron. Mide ağrısına ilaç yapılıyor, sarı kantaron. Evet, şimdi bu kurutulmuş kantaron. Kurutulmuş kantaron. İsterseniz adresini verdiniz mi, yaşını getiririz. Sarı kantaron mu? Sen dedin kantaron mu? Peki bu bitkiler hakkında bilgi verebilir misin? Ne işe yaradıklarını söyleyebilir misin? Efendim, üşütme, soğuk algınlığı, karnı ağrısı, taş keki. Boş çavla. Bunun adı neydi? Boş çavla. Şavla derler bunu, şavla. Şavla. Şavla derler bunu. Şu oğlun otur. Bu otların doktoru hanım. Profesör, ben asistanım. Hanım biliyor bunları. Gelsin söylesin baba. Sen söyle bunları, niye söylüyorsun? Söyle. Tıkını ya böyle, iyi ya. Biliyor musun? Burada sarotumuz var. Bu sarot her yerde bulunmaz. Onun adı neydi? Bu yayla çiçeği. Yayla çiçeği. Mantum derler. Bu da bağırsakları, iltihaplara birebir. Evet. Çok güzeldir. Aflan getir, yaylıdan. Peki yaptım. Şunlar ne? Yerdeki patatese benzeyen soğan mı? Nedir o? Efendim bunlar hemşerim, köy soğanı. Köy soğanı bunlar. Köy soğanı. Hemşerim orada, şöyle bir de bana doğru bakalım ya. Hem de ya, kedi kuyruğu, dilki evet. Kuyruğu, çay. Evet. Çörtüğümüzdü bu. Bu da çörtük mü? Bu turşuyu koyuyor, taharlıyı koyuyor. Domatese çürütmez. Turşu yapıldığı zaman çörtük. Tarlayı konur, tarladı işte açar, üşütme, soğuk algını karnasını iyi gelir bunlar. Burada Türk bayrağının altını satılır bunlar. Bayrağımız var. Deli de yok. Çok güzel. Anlamasın. Şimdi bu karakovan mı? Abiciğim şunlar bak karakovan. Hangisi? Şu yuvarlaklar. Evet sayın seyirciler, bunlar karakovan. Çok süper kovan vardı. Bu ne balı? Bu çiçek balı. Çiçek balı. Kızım şu taraflar hep organik. Şu taraflar. Ön tarafı. Sana canları çekmez. Tutamadık. Ben konuşmayacağım. Kızım canavar geliyor. Buradaymış. Gelin. Bunlar yaylada organik toprak geliyor. Televizyona mı çıkacak hepsi? Tabii tabii. Islak. Bunlar hep organik, kendimizi yayladan getiriyoruz. Evet, bu bitkilerin adlarını söyleyebilir misin? Bu yayla çiçeği, bu sarı kantaron, şu boz çavla, şu oğul otu. Ama ne işe, ne işe yaradıklarını da kısaca. Düşürtme, bulantı, kusma. Elin al tek tek söyle.
diye kumu döküyor. Hidral yollarını temizliyor. Mallarımız yani hep buradan avcılarda mı takılı kaldı? İsminiz neydi? İsmim Durdu Aydemir. Teşekkür ederim. Eğirdir Yuvalı köyünden. Yaylalıyız. Ağzı cüfelek, armut. Gelmezcek ya. Vallahi ben tahmin ettim. Nasıl 1,5 alacak mı? Nereye? Bunlar neydi bunlar? Bunlar mı? Evet. Fıstık ezmesi. Fıstık ezmesi. Biri tatlı, biri tatsız. Bunları kendiniz mi üretiyorsunuz? Yo, Afyon'dan geliyor. Afyon'dan geliyor. Abin gelecek oğlum işte. Hemen gelemeyim oğlum, yataktan kaldırdım. Şey, almasın gelmeyecek. Benzur. Öğleden alacağım onu. Olmamışsınız, buyurun. Tereyağlı çorbalar. Bu neydi? Bu dana kavurma. Dana kavurma. Evet. Buraya has bir şey herhalde. Tabii efendim. Arkada kebaplarım var isterseniz. Kebapları da götürebilirim size. Tarihi pazarın 1200'lü yılların başında yöreye yerleşen Türkler tarafından kurulduğu sanılıyor. Eğirdir ilçesinde yılın belirli dönemlerinde geleneksel olarak pazar günleri kurulan Pınar Pazarı, asırlara dayalı canlılığını koruyor. Pınar Pazarı her hafta çevre il ve ilçelerden gelenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Ben bir yerden daha. Yok, eve varım canı gidemezsin. Geçelim. Bunlar ne oluyor? Ne peynir mi? Çökelek mi? Tulum? Tulum peyniri. Bunlar tulum peynir oluyor. Böyle. Bura, yöresel mi bu? Burada mı? Yöresel tabii canım ama evi değil. Bunlar hep yöresel ha. İsminiz neydi? Akif. Akif. Abi, ne yapıyorsun sen şimdi? Ne söyleyeyim? Dereli. Hangi şeyi çekiyorsun abi? Hayır, bu tereyağlarını satıyor musun? Yapıyor satıyoruz, musun? Satıyoruz, yapıyoruz. Ben şu anda onu yiyorum. Orijinal tereyağı mı? Evet, köy yağı. Hangi keçi mi, koyun mu, ne? İnek yağı. İnek yağı. İnek yağı, evet. Köy yağı, ayvalı mısırı. Evet. Keçi yağımız ayrı. Hileli değil. Hayır, katkısız. Yani içinde sana hayır. Yağı şu bu yok. Hayır, katkısız. Doğa. Yere yere karşısına gel. Hayır. Ablacığım. Bu ne? Çökelek mi? Peynir, tulum peynir. Peynir, tulum peynir. Ama sanki çökelek gibi değil mi? Yok. Çökelek karışmıştır. İsminiz neydi? Kıymet. Kıymet Hanım. Kendiniz mi hazırlıyorsunuz bunları? Alıyoruz, hazırlıyoruz. Nerede? Bunları nerede yapıyorlar? Çetince'de. Evet sayın seyirciler, şu anda bu teyzemiz tadı çok güzel. İnek peyniri yapmış. Şu anda oğlu işte kavanozun içine basıyor. Tabii bunu ben satın aldım. 2 kiloluk bölümünü alıyorum. Bu peynirin kalitesi, tadı çok güzel. Sizin isminiz neydi? Tekrar söyler miydiniz? Kıymet, Kıymet. Kıymet Hanım. Evet, Kıymet Hanım'ın peyniri her yerde bulunmaz. Evet, şu anda Kıymet Aydın'ın peynirlerinden 2 kilo satın alıyorum. İnek peyniri, tadı son derece güzel. Ben tadına baktım, herkes güvenle alabilir. Ben Antalyalıyım. Evet. Eğirdir'e Muhar Pazarı'na geldim. Aa ne güzel. Kandırlarımızı yemek üzereyiz. Sorularımız çok güzel.
Hem de elle yiyoruz. Ellerimizle yiyoruz. Oo, ne güzel. Sadıklarımız çok mutlu. Yarasın efendim. Evet, sağ ol, Allah razı olsun. Sağ olun. Her şeylerin için teşekkür ediyoruz. Pazarın tarihi de eskilere dayanır. 800 yıllık gelenek hala sürdürülmektedir. Pınar Pazarı'nda ilk kez 1204 yılından itibaren bölgeye yerleşmeye başlayan Türklerin kurduğu tahmin edilen pazarın, Akpınar köyünde yaşayan Yılanlı Musa Ağa'nın girişimleriyle başladığı belirtiliyor. Her hafta pazar günleri kurulan pazarda, geçmişte günde 2500 ila 3000 civarında keçi ve koyun satılırken, yöredeki dağ köylerinde yaşayan yörükler için buluşma yeri işlevini de görmüş. Pınar Pazarı her hafta çevre il ve ilçelerden gelenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Ekim sonuna kadar devam eden ve pazar günleri kurulan tarihi Pınar Pazarı'nda her zaman mükemmel sofralarda kendinizi ödüllendirebilirsiniz. En doğal etlerle hazırlanmış lezzetli güzel yöresel kebaplar sizleri bekliyor. Eğirdir ve çevresindeki köylerde yetiştirilen her türlü sebze ve meyvenin yanı sıra yöreye özgü ekmeklerin tadına bakıp kır lokantalarında tandır kebabı, kahvelerde çay içebiliriz. İki tarafından ateş yanıyor ya. Ya ne güzel. Geçen mangalda gördüm. Sokarsan bunu çok şeyde sokabilirsiniz. Evet sayın seyirciler, bunlar çok farklı. Şuradan kararını almıyor mu? Her iki tarafta ateş ya, yanıyor ancak duman ya, görmüyor etler. Ortada da etler pişiyor. Evet, altında da etin yağıyla bak, domates biber koyup pişiriyorlar. İstersen yukarı ıslanmış pirinç koy, komple pilav olur. Yağıyla hem de yukarıdaki. Bunlar tüklü. Üstüne gidecek.